Umuyorum ki o saate kadar Sercan'dan bize o anlamda da bir taze bilgi gelecek. Çünkü yabancı sayısı da 17 oldu, 18 olur bu şekilde. Tabii Beşiktaş'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim Ender. Beşiktaş anlaşma yok dedi Sercan. Esas Beşiktaş'ın anlaşması gereken yönetimle Sergen Hoca, Sergen Hoca oyuncularla. Evet. Esas kapalı kapılar ardında bunların konuşulup bunların çözülmesi gerekir transferlerden önce. Evet. Galatasaray maçına dönelim. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da tek gollü bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Aslına bakılırsa hem Alanya hem Fenerbahçe için bu anlamda karlı bir hafta oldu. Trabzonspor'da Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Başakşehir zaten son şampiyon art arda puan kayıpları yaşıyor. Bu anlamda hem Aytemiz Alanyaspor hem Fenerbahçe açısından karlı bir hafta oldu ama bu tarafta Galatasaray'ın az önce Levent Tüzemel'in de vurguladığı gibi hani İstanbul'da oynadığı bir süreçte hesapta olmayan 3 puanlık bir kaybı var. Nasıl değerlendirmek lazım? İlk yorumunuz ne olacak? Fatih Hoca'dan önce başlayalım. Fatih Hoca'nın hem konsantrasyonu hem de enerjisi yok. Yani enerjiyi de başka yerlere yine harcamaya başladı. Nereye harcadı? Oyunculara ve yönetime. Hatta şunu net bir şekilde söyleyelim. Yani bir teknik adam hakemin son düdüğü çalmadan içeri girmez. Şimdi onunla ilgili Şimdi az sonra çok bağlanacağım acil bir Emre'ye. şey olur, rahatsız Bir da olur, o ayrı soracağız. bir soru. Eğer böyle bir şey yoksa içeri Soralım bir. girmez. Bu ne demek biliyor musun? Hem kendinden hem de takımdan vazgeçtin demek. Bu bir. Yani Öyle mi? O tabii. kadar. Tabii. Yani bir antrenör daha ligin dördüncü haftası oynanıyor. Dördüncü haftası hakem düdüğü Ama çalmadan bir son tavır düdüğü. sergilemiş olabilir. Bak, Oyuncularına bir mesaj tavır olabilir. orası değil. Resmi maçın puanların aldığı yer bir antrenörün tavır yapacağı yer değil. Hatta ilk programda Beşiktaş'ı konuştuğumuzda Sergen Hoca'yı orası o değil orası. Oraları başka yerler. Bir antrenör girer kapalı kapılar ardında konuşur. Oyunculara bağır çağırır. İşte yönetim aynı şekilde antrenörle konuşur. Ama bunu tutup da resmi maç yani hakem düdüğü çalmadan içeri girmek bu tavır bir oyunculara gösterge değil ki. Ya yani oyuncular ne yapacak? O ara görecek. Hadi ya maç bitiyor. Hadi iki tane mi atalım diyecek Galatasaraylı oyuncular. Şimdi enerjiyi bu kadar Fatih Terim boşa harcarsa yani suçlanacak oyuncular, yönetim olursa saha içine konsantrasyon da ciddi anlamda etkilenir ve onunla etkilendiğini de görüyoruz son zamanlarda. Bununla beraber şunu söyleyeyim. Ya oyunun detayları var. Bu detaylarda planlar ve kurgular var. Şimdi Galatasaray takımı bu kadar geniş alanda oynarsa bu kadar kontra atak yersin. Artık günümüz oyunlarında top kaptırıldığı yerde daha daraltmak gerekir. Böyle oynamak gerekir. Mesela Emre iyi niyetli bir oyuncu olabilir. Ya yani yenilen golde sol bek oynuyor şimdi. Önce defansif bir hareket yapacaksın. Ne yapacaksın? Alan zaman vermeyeceksin. Yusuf Erdoğan orada topa vuruyor. Orada vurmayıp baskı yapıp bir de yönlendirmesi gerekir. Tabii oyunun dedik planları, kurguları var. İşte detayları çok önemli. Galatasaray'ın esasen hep böyle dile getirdiğim bir şey var. Ender. Özellikle pandemi sonrası Galatasaray niye büyük sıkıntılar yaşadı peki? Galatasaray takımı seyircisi gelmedi. Yaşanılan şampiyonluklarda tabii yönetimlerin, teknik eğitim, futbolcuların da payı vardır ama Galatasaray seyircisinin çok büyük payı vardır. Bu gerçek de ortaya çıkıyor. Ne gibi? Galatasaray takımı özellikle oyun üzerinden değil problemleri saha içinde çözme derdi Fatih Hoca'nın da. Bu nereden belli oluyor? Glasgow takımı. Yani çok yetenekli oyuncusu yok. Koşarak, mücadele ederek, disiplinli. Sonra fizik kaliteleri güçlü bir takıma karşı bir bakıyorsun, elenebiliyorsun. Şimdi genelde hep oyuncu üzerinden Galatasaray takımı yürüdü. Fatih Hoca şampiyon olduğu sene de. Ne yaptı? Günlük, anlık performans, yetenek, beceriyle o gün gününde olduğu oyuncu problemi çözdü. Anında işte bir spontane hareketle gol attı, gol attırdı. Galatasaray takımı böyle yürüdü. En büyük sıkıntısı da bu. Seyirciniz olmadığı zaman sizin esas saha içinde oyuna ağırlığı koyacak oyun planınız kurgularınızdır. Size puan ve puanları kazandıracak. Çünkü bu da ortaya çıktı. Galatasaray takımındaki çoğu oyuncu özellikle hücum hattında seyircinin verdiği o yüksek enerjiyle oynayan performans veren oyunculardı. Zaman zaman performanslarda dalgalanma tabii olacak. Yani seyircisiz maçlarda ama bunu sürdüremez Galatasaray oyuncuları. Galatasaray takımının en büyük sıkıntısı bu. Bununla beraber şunu da söylemek gerekir tabii Galatasaray ile ilgili. Yani mesela oyun içinde bu kadar gel git yaşanmasının en büyük nedeni çok iyi niyetli. Evet Efobe ile Taylan iyi niyetli ama bir oyun kurucuya ihtiyaç var. Geçen hafta da söyledim. Şimdi Taylan'ın oynadığı yer Fernando Selçuk İnan oynadı. Ne gibi? Playmaker. Oyunu kurdu. Ne yaptı?
yeri geldi takımın özellikle temposunu yükseltti. Yeri geldi düşürdü. Şimdi iki tane iyi niyetli oyuncu çok koşuyor, enerji harcıyor ama oyun aklı yok. Oyuna yön veremiyor. Yön veremiyor. Onunla beraber mesela Onyekuru transferi söyleniyor, hızlı bir oyuncu. Ben daha önce transfer edilecek bir orta sahada playmaker'a, oyun aklına, bir de bana göre Cagney ile ve Falcao ile bu iş gitmez. Cagney ile ve Falcao ile gitmez. Hocam, bunu lig boyunda göreceğiz. Bu benim düşüncem. Tamam. Santrofor bile ihtiyacı olacak Galatasaray'ın. Şimdi Falcao eski Falcao değil. Tabii ki geçmişte saygı duyulacak bir oyuncu. Cagney ile hep söylüyorum ben. İddia ediyorum. Çıplak gözle çok seyrettim. Çok da yorumladım. Ya 5 metre öne sağa koşan, sola gol kaçırabilir. Ben kaçırdığı golleri değil. Levent hocam, bak, Levent abi de eleştirdi. Bak hayır, oyunda hareketliliği yok. Ben Falcao ve Cagney'in özellikle sezon içinde gerekli performansı çok iyi vereceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın oyun aklı gibi bir de santrafora ihtiyacı olabilir. Onyekuru'dan önce. Peki Erman hocama döneceğim. Bu arada Emre Kaplan hazır mı Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan stadında? Hocam size dönmeden bir Emre Kaplan'a gidelim. Fatih Terim uzatma işaret edildiğinde artı 5 işaret edilmişti. Kenara doğru yürüdük. Yayıncı kuruluşta o enstantaneyi bir an için verdi. Ve o 5 dakikalık bölümde soyunma odasının yolunu tuttu Fatih Hoca. Nedir bu olayın aslı astarı? Bize Emre Kaplan bildirecek. Bir de bugünden yarına sarkacak transfer. Yani işte Rea Hocam mesela alt alta sıraladı. Var mı transfer hazırlığı, arayışı? Ben orada az önce biz de canlı yayına verdik. Siz ilettiniz. Abdurrahim Albayrak'la Yusuf Günay'ı gördüm. Bir, küçük bir diyalog halindeler. Telefonda kendileri bir şeyler gösterdiler birbirlerine. Şöyle bir toparla bize. Bir, ne oldu Fatih Terim'le ilgili? İki, var mı yarına şu son 24 saate sığacak bir transfer çalışması? Evet Ender Bilgin, Fatih Terim'le başlayalım isterseniz. Fatih Hoca oyunun ikinci yarısında, maçın ikinci yarısının başından itibaren aslında hakemlerle, hem dördüncü hakemle hem yardımcı hakemlerle zaman zaman tepki gösterdiği pozisyonlar oldu. Yardımcı hakeme yaklaşık 10 dakika önce, bu olay yaşanmadan 10 dakika önce bir çıkışı olmuştu. Sonrasında dördüncü hakem gelip kendisini uyardı ve özellikle Kasımpaşalı oyuncuların biraz zaman geçirdiğini düşündüğü itirazlardı Fatih Hoca'nın. Sonrasında da duraklama dakikaları anons edildiğinde, 5 dakikalık duraklama dakikası gösterildiğinde Fatih Hoca öncelikle bu tabelayı görmedi ve 4. hakeme dönüp yardımcılarının uyarısıyla 5 dakika mı uzatma verdiniz şeklinde bir sorusu oldu. Evet hocam şeklinde bir karşılık alınca da alın bundan sonra kendiniz oynayın diyerek direkt olarak 4. hakeme gösterdiği tepkiyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Bunun altını çizelim ki 2. yarının başından itibaren aslında Fatih Hoca'nın hakemlerle bir diyaloğu vardı. Sonrasında da alın kendiniz oynayın ifadesini kullanarak, ki maçlar seyircisiz olduğu ve Kasımpaşa basın tribünü de sahaya oldukça yakın olduğu için direkt olarak oradaki ifadeleri duyma imkanımız da oluyor. Bu ifadeyi kullanarak soyunma odasına doğru gitti Fatih Hoca. Sonrasında az önce canlı olarak ekrana yansıyan görüntüde de önce başkan çıktı. Sayın Mustafa Cengiz Abdurrahim Albayrak'la birlikte çıktı. Sayın Albayrak Mustafa Cengiz'i aracına bindirdikten sonra kendi aracı burada hazırken Yusuf Günay'ı bekledi. Yusuf Günay'la birlikte kameraların biraz da görmediği bir pozisyona doğru gidip aralarında bir görüşme gerçekleştirdiler. Abdurrahim Albayrak önce kendi telefonundan Yusuf Günay'a bir görüntüyü gösterdi. Sonrasında Yusuf Günay'ın telefonundan artık bir mesaj olabilir ya da herhangi bir görüntü olabilir. Bunlar arasında bir paylaşım yapıldı. Kısa bir görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık 4-5 dakika kısa bir görüşmenin ardından da araçlarına binip stadyumdan ayrıldılar. Tabii bu transferle alakalı bir gelişme mi, yoksa burada bir diğer opsiyonsa Fatih Hoca'dan gelmiş olabilecek bir mesaj olabilir mi? Bunu tabii ki direkt olarak telefonlarındaki mesajı ya da birbirlerine gösterdikleri durumu bilmediğimiz için ifade edebilmemiz çok kolay değil ama iki alternatif şu an itibariyle göz önünde duruyor. Transfer konusuna gelecek olursak şunun altını net olarak çizelim. Bu akşam itibariyle Galatasaray Kulübü'nde yeni bir transfer için herhangi bir hazırlığın olmadığını söyleyelim ki herhangi bir oyuncu geleceği zaman, herhangi bir oyuncu İstanbul'a Galatasaray'a imza atmak için geleceği anda bir takım ön hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Hem sözleşmelerle alakalı hem oyuncunun seyahati, buradaki bir takım transferleriyle alakalı hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Maç bitmeden önce yaptığımız görüşmede de herhangi bir hazırlığın olmadığını, şu dakika itibariyle en azından herhangi bir hazırlığın olmadığının bilgisine sahibiz. Yarın tabii ki
bir gün bile uzun olabilir bir transfer için ama tabii Galatasaray yönetimi uzun süredir transferler için uğraşıyordu. İşte Seri ismi vardı, Onyekuru ismi vardı. Fakat henüz bu isimlerle ilgili son güne girerken somut bir gelişmenin olmadığının altını çizelim. Bu andan itibaren de tabii ki görüşmeler devam ediyor olacaktır. Yarın son anda bir transferi yetiştirebilmek adına ama bir kez daha altını çizeyim. Bu akşam itibariyle herhangi bir oyuncunun İstanbul'daki transferi, seyahati ya da bir sözleşmesine dair Galatasaray Kulübü'nün hazırlığının olmadığının altını çizelim Ender Bilgin. Ki Emre Kaplan gidecek bir oyuncuya yönelik hazırlık var mı? Yani herhangi bir oyuncunun gitmesi ya da bu anlamda bir görüşme, tamam gelecek oyuncuya dair bir hazırlık yok diyorsun da bir yandan da hani kadronun daraltılması, bütçenin daha hesaplı hale getirilmesi gibi bir alışkanlık vardı ve Fatih Terim de oyuncu satmakta başarısızız diyerek bir vurgu yapmış, topu yönetime atmıştı. O anlamda bir çalışma ya da beklenti var mı? Son olarak burada en sıcak gündem Belhanda ile ilgili gelişmelerdi. Fransız Nice kulübü eski takımı Belhanda'ya talip olmuştu. İlk etapta çok yüksek rakamlar telaffuz edildi ama işin realitesi Belhanda için Nice'in teklif ettiği rakam 1 milyon euro civarında. En fazla çıktıkları rakamsa 1 milyon 250 bin euro Belhanda için. Ve bu rakamlar Galatasaray tarafından kabul görmedi. Son gün yerine herhangi bir isim katılabilir mi? Bu konuyla ilgili tabii ki soru işareti var. Bir de Galatasaray adına aslında bugün ekstra bir gelişme daha vardı. Alex Telles'in transferiyle alakalı bir durum ve eğer bu transfer resmileşirse de Galatasaray'ın kasasına girecek olan, daha doğrusu kasasına girmenin de ötesinde alsat dengesinde gösterebileceği bir 1,5 milyon euroluk daha rakam oluşabilirdi ve bununla birlikte de Galatasaray'ın toplam limitinin 2,5 milyon euro olması bekleniyor. Zaten herhangi bir hamle olacaksa da yarın bu rakam üzerinden yapılacak. Ama Belhanda için şu an itibariyle herhangi bir anlaşmanın olmadığını ve yüksek ihtimalle de herhangi bir sürpriz olmazsa da artık son gün itibariyle de takımda kalacağını ifade edelim. Daha kadro içerisinde rotasyonda çok fazla kendine yer bulamayan isimlerle alakalı gelişmeler var. Kiralık gitmesi söz konusu olan Sekidika ve Ozonvafor'la ilgili yarın bir iki açıklama duyabiliriz açıkçası. Bu oyuncuların yeni takımlarıyla alakalı, kiralık gidecekleri takımlarla alakalı ama ana kadro içerisindeki transfer döneminde en çok telaffuz edilen isimler Marka, Belhanda, Feguli, Babel gibi isimlerdi. Bu ana tablodan herhangi bir ismin ayrılması artık çok da mümkün gözükmüyor Ender Bilgin. Peki Emre Kaplan, teşekkürler. Bir kere Fatih Terim konusu şu şekilde aydınlığa kavuştu. Dördüncü hakemle bir diyaloğu var. Ne kadar uzattınız diyor. 5 dakika yanıtını alınca da alın siz oynayın diyerek, çünkü basın tribünü işte biliyorsunuz Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadını yakındır. Sessizlik de var. Duyuldu diyor arkadaşımız da. Böyle bir tepkisi olmuş. O şekilde gitmiş. Belki hani oyunculara veya yani başka o anlamda bir tepki de olabilir. Doğru değil ama yine. Hakemi... Dördüncü hakemle bir diyalog. Zaten hem dördüncü hakemle hem yardımcıyla sürekli ikinci arada bir diyalog halindeydi diyor Emre Kaplan. Fatih Terim adına. Onun dışında da somut bir transfer çalışması bizim görebildiğimiz kadarıyla yok dedi. Ama tabii kapalı kapılar ardında belki bir takım gelişmeler yaşanabilir. Bilemiyorum. İkinci yarı mı dedi, komple hakemle uğraştı Emre değil mi? Evet evet. Erman Hoca sözü vermeden sen... Ya Fatih Hoca diyorum ya, enerjisini boşa harcıyor. Yani bir yerler buluyor uğraşacak. Hakem, yönetim, oyuncu. Esas enerji takıma vermeli. Dediğim gibi o detaylar, planlar, kurguları daha doğru yapmalı. Peki Erman Toroğlu'na döneceğim. Bu arada Feyyaz Hocam'ın da küçük bir rötar var uçağında. Gelmek üzere, ulaşmak üzere burada olacak az sonra. Çünkü ikinci bölümde Beşiktaş'ı, Beşiktaş'taki gelişmeleri ve ilk takım oyununda da gündeme getirdiğimiz o yönetim Sergen Yalçın tırnak içinde çekişmesi diyelim ya da belki küçük bir anlaşmazlık diyebiliriz, bilemiyorum. Onların hepsini konuşacağız. Evet Erman abi, 1-0'lık skor, tek gol Kasımpaşa'dan, Galatasaray sezonun ilk yenilgisini aldı. Gelişmeler ekrana yansıdığı şekilde muhabirimiz de o Fatih Hoca'nın ayrılış sebebini de açıkladı, aydınlığa kavuşturdu. Ne diyebiliriz? Devre arasında da beraberdik. Aslına bakarsan erken geldi müdahaleler. Hoca 3 değişiklik birden yaptı ikinci yarının başında. Feguli, Belhanda, Arda çıktı ki ilk yarının en etkisiz isimlerinden biriydi. Bakıyorum sosyal medyada da Belhanda'ya yönelik özellikle çok sert şey tepkisi var sarı kırmızı taraftarlarda. Erman abim burada bir şey söyledi. Bizim eski bildiğimiz Fatih Terim olsaydı bunları yarım saat içinde alırdı hocam. O zaman
takıma bir mesaj versin değil mi hocam? Gördün bunu, sen söylemiştin. Birebir yaşadık yani Ayrma abiyle. 15 dakika alırsa bu üçü şov yaptı orada. Arda'nın yürüyecek hali yok ya. Allah aşkına ya. Bütün kontratakları sol taraftan, ataktan hepsini öldürdü ya. Neyse hocam buyurun. Şimdi nereden başlayalım abi? Galatasaray mı Beşiktaş'tan başlayalım? Galatasaray'dan başlayalım. Beşiktaş'ı ikinci bölümde konuşacağız. Peki. Orada sizin ilk bölümde bir takım oyununda söylediğiniz bir şey vardı. Orada Beşiktaş cephesinden perde arkasında kalan bazı olaylar var. Onu anlatacak Erman Toroğlu. Hocam, Fenerbahçe'nin antrenörü kim? Bunu geçen sene de bir konuştuydum. Şimdi yine ihtiyaç oldu konuşmaya. Erol Bulut. Evet. Değil mi? Başkan Ali Koç. Evet. Trabzon'un antrenörü kim? İncilus. O da çok sorun değil. İncilus. İngiliz. Çok sorun değil. Yani birinin antrenörü Erol Bulut, başkanı Ali Koç, biri de Trabzon antrenörü. Şimdi dönüyorum. Galatasaray. Başkanı Mustafa Cengiz. Evet. Teknik direktörü Fatih Terim. Evet. Öbür tarafa dönüyorum. Beşiktaş. Başkanı ve teknik direktörü. Evet. 30 bin kişi toplayan Sergen Yalçın. Şimdi o kadar çok baskı oluyor ki bu işlerde. Fatih Terim en ufak bir şeyde yönetime sallıyor. Çok net. Diyor ki biz satamıyoruz, satmada beceriksiziz diyor. Yönetime atıyor. Sergen de diyor ki kardeşim diyor, topçuları kimler aldıysa onlar konuşsunlar diyor. Şimdi buradaki elektriği düşünebiliyor musun? Şimdi bak nasıl oynuyorlar. Fatih Terim çok daha etkili. Yani Fatih Terim öyle bir yerde ki Galatasaray'da. Tabii başkanı canım. Götürür, başkan olurum filan diyor. Ama Fatih Terim önce teknik direktörlük yapsın. Önce teknik direktörlük yapsın. Siz sezona iyi sonra başladı demiştiniz bu anlamda. Öyle başladı, yine gitti. Yolu gene şaşırdı. Arkadaş sen neden bahsediyorsun ya? Senin takımın hakem 95, 90 artı 5 verir, 96 7 verir. O seni ilgilendirmiyor. Hakemler onu bakarlar ne kadar eksik yönetimleri yapar. Sen onu bahane edip gidemezsin. Sen koca bir geminin kaptanısın. Deniz polisi geliyor. Sana bir şeyler diyor veya sen ona bir şey diyorsun. Deniz polisine kızıyorsun, deniz polisine. Tekneye binip şeyden ayrılıyorsun, gemiden. Gemiyi terk ediyorsun. Ya belki 4 dakika var, 3 dakika var. Sana büyük ihtiyaç duyacaklar orada ya. Şimdi dalga mı geçiyorsun abi sen? Fatih Terim. Ama tabii Türkiye'de ve Galatasaray'da yaparsın. Ama işte bir başkan çıkar, seni antrenmandayken görevden alır sonra. Ya arkadaş bir türlü halledemiyoruz işlerimizi ya. Yani birisi çıkar sonra antrenmanda alır seni görevden. Yapmayın abi. Yapmayın. Senin takımın sabaha kadar oynasa ne yapardı Fatih Terim? Senin hazırladığın takım sabaha kadar oynasa ne yapardı? 20 dakika verse ne yapardı? Onu düşündün mü? Aynaya baktın mı? Bunlar hep suni şeyler. Fatih kaybetti mi başkasında, kazandı mı onda. Kazandı mı kaybetti mi her tarafa gidiyor. Onda dolaşıyor, bunda dolaşıyor. Federasyon, hakem, futbolcu falan. Kendine hiçbir şey yok. Şimdi Sergen olayı var. Sergen olayı da enteresan. Çünkü orada da bayağı bir dalaşma var. Orada da biraz sonra bazı şeyler anlatacağım. Sergen'den Beşiktaş yönetimi arasında teknik direktör olmadan evvel konuşulanları anlatacağım. Biraz sonra Beşiktaş kısmında. O zaman olmuyor Fatih Terim. Bugün Kasımpaşa seni göstere göstere yendi. Hakemlere niye kızıyorsun ya? Hakemler senin lehine öyle bir karar verdiler ki Kasımpaşa'nın attığı buz gibi golü gerisin geriye döndüler. Hani bademcikten rahatsız olursun ya. Bademcikten rahatsız olursun. Bunu tabii özel hastaneler falan da çok yapıyorlar. İşte kan tahlili, işte kalp atması, karaciğer, dalak, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak. Bak hocam diyormuş ki Terim, ben Galatasaray'ı değil maçı bıraktım. O gidişi için. Ne diyorsun sen ya? Öyle demiş hocam.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi Fatih Hoca? Sen Galatasaray'ı bıraksan iyi olur. Çok net söylüyorum ya. Fatih'in Galatasaray'ı bırakması lazım. Yoksa bırakmazsa işler büyüyecek bu sefer. İsteyen istediğini söylesin demiş Fatih Hoca. Ekonominin kötü gidişi hatta borçlardan da beni sorumlu tutabilirler. Buyur. Ancak ben duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan taviz vermeden bu mücadeleden de vazgeçmeyeceğim. Buyur. Seyirciyi yönetime atıyor. Evet, oku. Bunu herkes bilsin diyor. Hocam içeri giderek de oyuncuları da esasen atıyor taraftara. Herkesi satıyor. Transferle ya ben burada ilgili, olsam herkese, bile herkese atıyor. Hocam ben burada olsam transferle ilgili soruya da artık bu sorudan bıktım demiş. Fatih Hoca. Bak içeri ya giderek kardeşim sen bizim kanalda gördüm ben. Fatih Hoca diyor ki biz satmasını bilmiyoruz diyor. Evet. Bu yönetimi sattıklarıyla aldıklarına bakıyorsun. Sattıklarından iyi para kazanmışlar. Aldıklarından fazla çıkardınız siz. Var öyle bir. Doğru mu? Evet. Biraz sonra da getirebilirsiniz. Ben hazırlayın onu arkadaşlar. Hafta içinde yaptığımız haberi söylüyor Erman Hoca. Güzel bir haber ama o. Yani o Fatih'in lafının üzerinde güzel bir haber o. Bak, ne kadar alınmış ne kadar satılmış. Hocam bitirsin de cümleyi bir şey. Arkadaş söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar hiç kimse bir kulüpten büyük değildir. Şüphesiz. Vazgeçilmeyenler şeyde yatıyor, mezarlıklarda yatıyorlar abi. Öyle seyirciyle meyirciyle oynamayacaksın abi. İşini yapacaksın, yapmayacaksan gideceksin. Fatih Terim, eski Fatih Terim değil. Sezon başı sanki biraz böyle bir gösterdi. Bakıyorum, bugün terk etmişim falan felaket. Bak, sahada Galatasaray veya bana, kendilerine, bana değil olacak herhalde bu, kendilerine yazık eden bir takım var. Futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı, o yüzden gittim. Galatasaray veya takımı değil, maçı bıraktım. Yani futbolcularına bir mesaj Gaziantep olarak maçına da içeri girdim diyor. Ender. Gaziantep maçına da içeri girdim. Ender. Onu görmedik demek ki o şeyde değil. Kabul ediyor musunuz arkadaşlar Ender. Böyle bir şey? Ne dördünüzü, üçünüzü ne hocam? İçeri girmeyin. Kabul ediyor musunuz içeri? Yok hocam söyledim ben sizden önce sen de söyledim. Bazen basketbol hocam, oluyor hocam. Hocam içeri hocam gerek var mı içeri girmeye? Hayır. Ne demek abi içeri giriyorsun? Ya Jose Mourinho da bir kere yapmış da üç değil. Ben de Bordeaux'da da yaptı canım ona bakarsan da. Ben katılmıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bu yani takımından kendinden vazgeçmek, ümidi kesmek. Şimdi Fatih Terim, Fatih Terim. Maçı bırakıp gidiyorsan takımı bırakıp git abi. Maçı bırakıp gidiyorsan 90 artıda takımı bırak abi başka teknik adam gelsin ya Fatih. Sen git biraz dinlen abi. Fatih'in dinlenmesi lazım. Fatih Terim'in Galatasaray'a bu sene faydası olmaz. Çok net söylüyorum. Bak, çok net söylüyorum. Sergen'den de Beşiktaş'a fayda olmaz. Onu da çok net söylüyorum. Yollar yakınken İkisi de ayrılsınlar. Bence çünkü Galatasaray'da daha büyük şeyler çıkacak. Çok anladığım başı kadarıyla. Değil mi daha sezonun hocam? Nasıl? Hayır abi. Hayır abi değil. Değil ya gözüyorum. Bu neden tabii, oluyor biliyor musun? Perde arkası da var. Bu neden oluyor biliyor musun? Perde arkası Ali var. Koç bütün kulüplerin şeyini bozdu, dengesini bozdu. Fenerbahçe 15-16 futbolcu limit dediler, bilmem ne dediler. Aldıkça alıyorsun, aldıkça alıyorsun. Öbür tarafta Beşiktaş alamıyor, Galatasaray alamıyor. Sorun buradan oluyor. Bu da sinirleri geriyor bence. Psikolojik savaş yapıyor Ali Koç. Bir tek kendi konuşuyor. Bunları transferleri alıyor. Tabii bence Kemal Adem'i en önemli noktalarına sinir uçlarına dokunuyor yani. Kulüplerin sinir uçlarına yani dokunuyor. Fenerbahçe'den arkadaşlarımız bir transfer gelişmesi daha veriyor. Buyurun. Işte Kemal şimdi, Adem'i. Şimdi bir şey söylüyorum. Kanat forvet değil bu mi? Bu ne oluyor? Bu yanlış ne oluyor Ender? Yanlış ben ya. Ender bu ne oluyor? Sen Galatasaray olsan, Beşiktaş olsan, Trabzon sinir uçlarına dokunuyor bunlar. Çok önemli değil. Bazı oyuncularla 11 yaparsın. Yedeklerin çok olur ama psikolojik olarak. Ama çok iyi bir kadrosu yok mu Galatasaray'ın? Şey sen psikolojik olarak oğlum sen Galatasaray oyuncusu onun ön numara istiyor. Kağıt üzerine. Açık istiyor. Tamam mı? 10 numara istiyor mesela. Evet. Yok diyorsun abi. Bak kağıt üzerinde maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Hepimiz biliyoruz. Sahada kazanılıyor. Eğer pandemi süreci devam ederse ben Fatih Hoca'nın sezon bitmeden istifa edeceğini düşünüyorum. Çünkü az önce de söyledim. Evet pandemi süreci böyle devam ederse, tribünlere seyirci alınmazsa Galatasaray takımı özellikle oyun değil oyuncu üzerinden problemi çözüyorsa, taraftar da yoksa en büyük gücü eğer pandemi süreciyle devam ederse ben sezonu bitireceğini zannetmiyorum. Peki ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bir de bununla hocam bir dakika pardon. Levent'ciğim sana bir şey soracağım. Buyur Erman abi. Galatasaray da alsın Beşiktaş da alsın abi. Ellerini bağlamadım. Paraları yok. O zaman ağlamayacaklar abi. Bulacaklar. Hayır limiti. Fener bulup alıyorsa. Ali Koç'un günahı ne abi? Tabii. Sen Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı bir anlaşma var. Gidip anlaşıyor.
Ya bir şekilde sen 10 yıl, 20 yıl erteliyor. Ali Koç'un kabahati mi transfer yapmak? Hayır, hayır, anlatamadım ya. Bir kulüp ben başkanı olarak hocam yapması hayır, gerekeni yapıyor. Ben de olsam bozarım ya. Hocam, ben de olsam bu bozarım. Bu psikolojik bir oyun, onu söylüyorum. Tamam da ben de olsam bozarım. Ya ben niye bozuyor diye Ali Koç'u eleştirmiyorum. Yanlış anlamayın. Bu arada hemen bağlantı var değil mi? Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında Emre'nin yanında hemen gidelim. Teşekkürler Ender Bilgin. Maçın yıldızı diyebiliriz herhalde. Kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Yusuf, öncelikle tebrikler. Önemli bir galibiyet. Senin de çok şık bir golün var. Hem kendi performansını hem takımı nasıl değerlendirdin? Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Fikstür avantajımız vardı aslında. Ama ilk 3 haftada sadece bir 3 puan alabildik. Çok iyi oynadığımız bir Kayseri maçı var kaybettiğimiz. Ardından Hatay'da istediğimiz futbol oynayamayıp orada kaybettik. Bugün de muhteşem bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Milli araya geldik. Milli arada da yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olup bu galibiyetin artık seriye dönüşüp geçen senenin devamını getirmek istiyoruz. Yusuf, geçen sene Galatasaray'a transferinle ilgili çok büyük mesafe kat edilmişti. Senin askerde olduğun dönemde, sonrasında son anda iptal oldu. Bugün senin golünden sonra özellikle Galatasaray taraftarlarının çok fazla sosyal medyada bu yönde o fotoğrafı da direkt olarak paylaşarak bir takım paylaşımlar oldu. Bununla ilgili ne söylersin? Abi, geçmişte kalan bir şey ama ben son kez şunu bir açıklığa getireyim. Çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum soruya katkı yapmak için. Biz devre arasında Sayın Abdurrahim Albayrak, Galatasaray protokolü de önümüzdeydi. Senin golünden ve sevincinden sonra biz Yusuf'u almıştık şeklinde bir sitemi oldu aslında biraz da o anki duruma isyan ederek. Bunu da ekleyerek sana soruyu tekrar söyleyeyim. Şöyle abi, biz geçen sene sezon başında bayağı bir mesafe kat etmiştik Galatasaray ile ilgili. Abdurrahim abi sağ olsun benimle çok ilgilenmişti. Bitti denilen bir seviyeye gelmişti. Ben de askere gittim o dönemde. Sosyal medyada tabii ki hızlı bir şekilde duyuluyor bu şeyler. 5000 kişinin yanında duyulunca da çok büyük bir baskı oluyor. Sonuçta Galatasaray büyük bir camia. Bana da arkadaşlarım, ben de çok heveslenmiştim o dönemde. Ve Galatasaray forması giymem üzerine bir talep gelmişti. Ben de heveslendiğim için formayı giydim ama sakın imzalar atılmadan bir yerde paylaşmayın demiştim. Sonra arkadaşlar işte biz Yusuf Erdoğan'la aynı yerdeyiz falan filan diye muhabbet ediyorlar. Kimse inanmıyor birbirine. Arkadaşı da inanmıyorsan al sana fotoğrafını atıyorum deyince o ona derken bir anda böyle patladı. Kasti bir şey yok, art niyetli bir durum yoktu. Ben sonuçta istediğim ve mutlu olduğum için böyle bir şey yapmıştım ama yani sağlık olsun, olmadı o gün. Şu anda da Türkiye'nin vizyonların güzel kulüplerinden birinde oynuyorum. Tabii ki büyük takım hedefim var her zaman. Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynadım. Şu anda da iyi bir kulüpteyim, iyi bir camiadayım. İnşallah bu sezon benim için güzel, takımım için güzel geçer. Tabii ki oralara gitmek her zaman nasip olursa hayalimiz diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha tebrik edelim. Ender Bilgin, Yusuf Erdoğan'ın görüşleri bu şekildeydi. Evet, çok güzel bir gol attı Yusuf. Bir kez daha tebrik edelim ve 3 puanı en etkili oyuncuydu. Getiren gol oldu açık alanda. Yusuf Erdoğan. Peki yönetim niye bu transferi o hale gelmişken bitiremedi hoca? Yusuf Erdoğan transferi. Hayır, vazgeçtiler ya. Niye? Vallahi bilmiyorum onu hocam. Forma giydi diye bir şeyler oldu. Söylememişler galiba. Bir daha şey, bitmeden değil mi? Daha transfer bitmeden diye bir sıkıntı oluyor yani orada. Hocam daha bitmeden Falcao'ya neler yaptılar ya? Bırak Yusuf ama Erdoğan'ı. Falcao transfer sezonunda yapıldı. Bu transfer sezonu başlamadan evvel yapılan bir şeydi galiba. Askerdim diyor. Oradan dolayı yani çok net olarak şimdi aklıma bakmadım. Bursa notlarıma spordaydı bakman lazım. Bursa spordaydı tabii yani bu etik olmadığı için Galatasaray vazgeçti diye biliyorum hocam. Falcao transfer sezonunda yapılan bir görüşme. O resim çekilmeleri falan. Onun dışındakiler öyle değil. Yani sonuçta dedim mesela eleştiriyorsun. Ben Ali Koç'u eleştirmiyorum ya. Hocam bu bir başarıdır, bu bir stratejidir. Bak geçen sene şimdi hiçbir hesapta yokken Ali Koç Fatih Terim'le ilgili bir laf söyledi. Biliyorsun. Ona kafayı taktı. Galatasaray birinci yarıyı kaybetti. Hoca öfkelendi falan filan biliyorsun birinci yarı. O ikinci yarıda pandemi dönemine kadar ki iyi bir Galatasaray seyrettik. 8'de 8 yapan bir Galatasaray seyrettik. Fatih Terim kaç yaşında, Ali Koç kaç yaşında? Hocam bu yaşta ne ilgisi var? Ya 25 yaşındaki adam... 25 yaşındaki adam seni de çıldırır istese. Bir adam.
O niye giriyor o işe? Hocam o söylemden sen de rahatsız olursun. Hocam şimdi bir şey konuşuyorum. Ben de seni tanıyorum. Şimdi ben seni bir şey söyleyeyim. Sen kaç yaşındaki adamsın diyorsun. 2000 yılında canlı yayındaydın. Kaç yaşındaydın 2000 yılında? Arkada 20 yaşındaki adam sana dünya lafı etti. Döndün adama bir laflar söyledin. Senin abi, sinirine basabilir hocam. Nerede söyledim ben ama sonra? Orada ne söyledim o. Şeyde değil televizyonda ama veya bir şeyde değil. Öbür o tarafta yana, kamuoyuna söyledi yolda, hocam. Kamuoyuna söylediği zaman iş başka. Gündem yok ki. Bana birebir söylediği zaman biraz bir şeyler yaparım yani. Gelsin ya, onu ben hallederim de. Ben seni tanıyorum hassasiyetle. Şimdi kamuoyunun önünde yapıyorsun bunu olmaz. Hiçbir şey yok ki hocam. Şimdi maç eleştirisi sonrasında biri geliyor diyor ki şimdi ben maçı konuşuyorum Ender'le. Sonra görüyorum ya Erman Toroğlu işin ne diyorsun diyorum. Ben de sevap veriyorum Erman Toroğlu şöyledir böyledir böyle şeyildir falan filan. Ya böyle şeyler olmaz hocam. Kafan takılmıştır ha doğru veya değildir. Çok üzerine gitmemen gerekir. Sana kabul ediyorum. Birisi Fener'in başkanı, birisi Galatasaray'ın teknik direktörü. Tamam ama abi. Yani o söylemesi yanlış. Strateji karşı tarafı yapıyorsa sen de o zaman... Ona karşılık bir de Galatasaray başkanı cevap verdi ama sonra. Çok ağır bir cevap verdi. Bu süreci doğruydu. Şimdi Fenerbahçe takım bak şurada bir şey söylüyorum. Ya niye bunu kabul etmiyoruz ki? Sosa'yla Novak'ı almış. Sosa'yla Novak'ı Trabzon'dan. Eli ayağı bunlar. En önemli iki oyuncusu. Mert Hakan yandaşı almış. Samat'ı Fatih Terim'i tercih ediyor. Yönetime söyledi. Alamadılar. Fenerbahçe almış. Gökhan'la Caner'i geri almış Beşiktaş'tan. Beşiktaş oyuncu bulamıyor buralara. Sinan Gümüş'ü falan almış. Devamlı oyuncu alsın. Bu psikolojik bir savaş. Bir adam holding sahibi. Patron bu adam. Yani yanında bir sürü danışmanı var. Bazı savaşlar psikolojik olarak kazanılır. Rakipleri psikolojik olarak çökertirsin. Bu böyle vardır. Sen de ticaret yaptın. Galatasaray'ın kadrosu. Şu andaki kadrosu. Evet. Fener'den kötü mü? Orta sahası olarak çok iyi değil. Yani Galatasaray'ın bir Gustavo'su. Yok, Fenerbahçe kadrosunun daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani Gustavo hocam, falan çok iyi bir oyuncu. Ben şimdi o bölgede sadece Taylan'la ve Eto böyle pansuman yaparsın hocam. Şimdi orada bir Selçuk Melo varken öndeydi Galatasaray. Fernando Ndiaye olduğu zaman öndeydi. Fenerbahçe'nin ikilisi daha iyi. Sosa tabii. Ve Luis çok Gustavo, Taylan. Erman hocam yani sen ciddi fark var hocam. En iyisini bilen adam. Levent yani. Abi ciddi seviye farkı da var. Tabii yani. Kalite farkı var. Fenerbahçe ile şu ama andaki hocam diyordu Galatasaray ikilisi arasında. Galatasaray ikilisi de iyi ama birbirini tamamlayan ikili değil. Onun forveti kim? Onun bana sordu hocam. Evet. Sordu. İşte Fenerbahçe'nin de mesela o sırada Frey'di. Şimdi işte Samat da var. Ya Fener üstüne, yeni takım ben, kuruyor. Senin elindeki bir kadro var. Senin var. Elinde bir kadro var. Yok. Senin elindeki kadroyu sen 10 tane oyuncu alıp o mecbur almaya. Çünkü onun kadrosu geçen sene iyi değildi. Evet. Senin kadron belli bir kadro. Sen oraya gidip Avrupa'ya oynuyorsun benim rüyalarım diyorsun. Sonra iş terse gidince de bu sefer yönetime yıkıyorsun. Bütün oyuncuları benim anlamadığım Fatih'teki olay bu. Fatih bir kötü gidince ya yönetim ya hakem. Aynı bugün mesela. Hakem sana kıyak yaptı ya. Bugün hakem sana büyük kıyak yaptı. Adamların buz gibi golünü saymadınız. İlk yarıdaki pozisyonu evet. Söylüyorsunuz. Foul dedim ya, bademcikten hastalandı abi gittiler. Aman. Basıyor. Gittiler yo, ne aman abi kalın başladı boğazını gördüler. Hakemle çok uğraşacağını Fatih Hoca'nın biraz daha oyunun detaylarıyla, planlarla daha fazla uğraşması gereken der. Onun Avrupa'da son yıllarda niye ya. Sıkıntılı Galatasaray Fatih Hoca da olsa. Evet zamanla çok büyük başarılar elde etti takımı kendi de. Son zamanlarda niye? Oyunun detayları, oyun güncellendi. Güncellenen oyunda yeni plan, yeni kurgular var. Sırf hakemle, yönetimle, oyuncu üzerinden her maçı okumak doğru değil. Şunu söyleyeyim Levent abi ve Erman Hoca'nın söylediğiyle yani ilgili. Yani şey mi diyorsunuz, Fatih Terim kendini güncellemedi mi diyorsunuz? Bana mesela göre, hayır, bana, Glasgow çok bozmuş onu hocam. 6 milyon 750 bin euro para gelecek. Bu transfer önünü açıyordu. Bir ara burun kıvırıyordu takımlarımıza UEFA'dan gelecek hayır, paraya. Hayır canım ya Galatasaray kıvırmadı ama ya, yani Galatasaray'da aset demiyorum. Olarak oyuncular doğru oynamadılar ya. Burada konuşuyorduk UEFA Avrupa Ligi'ne ya oraya ne gidilecek deniyordu. Glasgow'un kadronun toplamı kaç para abi? 28,5. Galatasaray'ın kaç para? Hocam, kim verdi böyle... parayı? Abi öyle demeyin ya. 50-60 bantında vardır bantında değil mi? Falan. Vardır 50. Öyle demeyin abi. Yani... Senin elindeki kadroya verilen para bu Fatih Terim. Sen bir de Galatasaray'a hocam, yeri gelmedin ama... bu sene. Hocam sen de futbolun içinden geldin hocam. Yani kadrolar, oyuncu değerleri, verilen paralar yani senin saha içinde maçı kazanmana yetmiyor. Yani saha içinde ayrı bir mücadele var. Sen aynen. De çok iyi biliyorsun. Aynen. Galatasaray o mücadele, o kurgular, o planlarda özellikle bana göre de o detaylarda doğru hareket etmiyor. Yalnız bunu
Rangers maçıyla okumamak gerekir. Son dönemi komple okumak gerekir Ender. Son yılları. Şampiyon olduğu sene Şampiyonlar Ligi. Ya Galatasaray takımı düşünebiliyor musun? Son 35 tane Avrupa maçından 4 tanesine galip gelmiş. O da bu sene 2 tane işte UEFA'da ön eleme oynadı. Zayıf rakipler. Düşünebiliyor musun? Yani bazı şeyleri doğru bir şekilde yani ortaya koyup değerlendirmek gerekir. Şimdi Levent abinin söylediği, Erman Hoca'nın söylediğiyle bir şey söyleyeyim. 4. hafta oynanıyor. Temin söyledi işte Ali Bey'le ilgili daha böyle Fenerbahçe'nin ekonomik olarak rahat olduğunu, daha fazla oyuncu aldığını. Şimdi bak 4. haftada şu çıktı net ortaya. Bu lig erken biter. Nasıl erken biter? Fenerbahçe bu ligi domine eder. 3 tane ilk 11'i var. Büyük Osk'la domine eder. 4. hafta bu kayıt kalsın. Lig bitimine doğru konuşuruz. Büyük Osk'la domine eder. Galatasaray ve Beşiktaş'ta hem Sergen Hoca hem de Fatih Hoca'nın birçok yerde sıkıntıyı arıyor. Aynı şekilde ekonomik olarak da dönemiyorlar. İkisinin sıkıntısı var. Başakşehir bana göre miadını tamamladı. Trabzonspor yapacağı transferlerle stoper ve orta santrafor aldı. Ve o santrafor transferi ve en önünde Newton'un da performansı atarsa o sıkıştırabilir. Bana göre Trabzonspor Fenerbahçe'yi aynı zamanda da biraz da sıkıştıracak, ilk 3 içinde bitirecek takım da söyleyeyim mi? Alanya Spor olduğunu düşünüyorum. Orada futbol aklı var başkan ve yönetim olarak. Onun paralelinde en son Fenerbahçe şampiyon olursa aynı zamanda gelen tehlike öbür takımlar için söyleyeyim. Bundan sonraki 3-4 yıla da ipotek koyabilir. Vallahi ben bunu hocam sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bundan evvel bunu denedi. Aziz Bey döneminde Van Persie'ler dahil bir sürü oyuncular alındı. Merelesler. Fenerbahçe'den bu arada Adem'in açıklaması. Evet. 24 yaşındaki oyuncu ve Basel'le prensip anlaşmasına varılmıştır. Tamam. Bak devam ediyor yani. Her gün bir transfer oluyor. Bu ne demektir? Paramız kaçıncı? Var alıyoruz 16, diyor. 17 mi başlama oldu? Yapıyor. Bu nedir yani? Bir tarafta bolluk içinde yüzen bir kulüp yaratıyorsun. Ben de diyorum ki Fenerbahçe takımının bu kadar çok oyuncu alması psikolojik olarak rakiplerini eziyordur. Ama bu psikoloji içerisinde bu kadar sevdiğin 3-11 takımıyla şampiyonluğun garantisi olmaz hocam. Daha çok kavga olur. Bak ben sana söylüyorum. Levent abi 4. hafta lig bitimine evet, doğru görüşürüz. Konuşuruz. Ya bu görüşürüz kadar basit. 3 tane 11. Bu ben tek Fenerbahçe ne olur biliyor musun sıkıntısı Ender? Kolay bir şey Erol değil Bulut performansı eğer istenilen seviyede bırak ekstra kalması kalırsa Fenerbahçe 3-11'li ve de ekonomik anlamda da bu kadar transfer hamlesiyle hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın iç sorunları var. Ekonomik anlamda sıkıntıları var. Az önce de söyledim aynı tekrara düşmeyelim. Başakşehir miadını tamamladı. Net bir şekilde görülüyor. Bir Trabzon sıkıştıracağını düşünüyorum Fenerbahçe'yi. Ligin bittiğine doğru da zaten Allah sağlık verirse hep beraber görürüz. O zaman değerlendiririz. Hocam bir şey söyleyeyim. Bakın bir teknik direktör çok önemli. Bugün bir teknik direktör penaltı pozisyonu verdikten sonra kulübedeki haline bakacaktı Erol Hoca'nın. Öfkelendi, sinirlendi, yerlere vurdu. Şimdi bazı her antrenör kader, yapabilir. Kader, Levent abi kader. Bazı maçlar kaderdir hocam. Hocalık yaptınız ikiniz de. Şimdi Trabzon, Rize'de maç kafa kafaya giderken bir penaltı yaptı adam. Tamam mı? Hoca dedi değildir falan. Levent, İki kader nereyi penaltısı var. Hocam? Fenerbahçe-Rize maçına. İki kader evet, penaltısı evet. Var. Rize'deki penaltı bir de adamın kaçırdığı penaltı. Bak 2-2'ye gitse bak. Levent abi. Bunlar eleştiri olsa hoca eleştirir. Bak hoca eleştirir. Burada anlıyorum. En büyük başarı Levent kim biliyor abi. Musun? Emre Belezoğlu. Bak. Futbolu bilen bütün transferleri bu yapıyor. En büyük işte burada şansı bu Fenerbahçe. Burada programda söyledik. Programda söyledik daha önce dile getirdim. Bir de Levent abi. Evet. Tabii ki penaltı kurtardı etti. Doğru önemli bunlar. Bak şimdi kurtarır kurtarmaz. Fenerbahçe'nin zamanı ihtiyacı var. Bu zamanda geçerken özellikle işte 7-8 haftalık periyotta. Çünkü Galatasaray'da daha bir arada oynayan oyuncular var. Çünkü en son 11 dün oynadı Fenerbahçe. 8 tane yeni oyuncu var. Ben Fenerbahçe'nin özellikle bu alınan dediğim gibi kadro derinliğiyle beraber. Bu sene için kadro derinliği bu kadar maç trafiğinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. 4. hafta böyle bir iddia koyuyorum. Büyükü maçı, lig bitimine yakın. İdeal kadrosu buna bakarız. Hocam? Bana göre bu ligde erken biter işler. Hocam yalnız dün ikinci penaltıda sözünü etti Levent geriye abi. Geriye dönüp Sisse'ye yapılan net foul var. Hocam, bak şimdi. %100 haklısın. Bir dinle abi. Foul net foul doğru. Var. Doğru. 5 pozisyon sonra penaltı yapıldı ve Fenerbahçe'nin stoperi ikinci sıradan atıldı. Haftaya oynamayacak. Doğru mu? Doğru. Geriye dönüp bakmadın. Sisse'nin faulünü vermedin. Bugün Kasımpaşa gol attı. Buz gibi gol. Baktın ki gol. Aradın. Gittin 70 metre geriye faul buldun. Hocam bugünkü uygulama doğruydu. Dünkü uygulama yanlıştı. Benim ölçüme göre. Yani
Dün şimdi bakıyorsun lazımdı. Adalet bir gün ya bir gün ya aynı evet. pozisyon bir gün adalet böyle bir gün böyle. Yani şimdi Galatasaray'ın da lehine oldu bu abi bugün. Fatih Terim terk ediyor ama ters olsa ne olacaktı Fatih Terim'e? Hakem kıyak yaptı size ya. Hocam, skor gittiler dağdaki şeyi olmadı. Buldular. Çobanın yaptığı hatayı buldular. Ayıptır ya. Feyyaz Hocam da geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.